Evet arkadaşlar, şimdi Türkiye'de anayasa değişikliği yapıldı tartışması çokça tartışıldı. Dört partinin bir araya gelerek anayasa değişikliğini yaptı mı yapmadı mı? Neler konuştular? Genelge verildi verilmedi? Maddeler var ya da yok? Size kısa bir video izlettireceğim. O videoda her şeyi daha net bir şekilde anlayacaksınız ve size bazı söyleyeceklerim var arkadaşlar. Önce videoyu bir dinlettireyim size, bakın. Bu anayasa değişikliği ile alakalı videoyu önce dinleyelim. Bakın. Anayasa değişikliği tabii hedef ne? Demokratik parlamenter sisteme geçiş. Demokratik parlamenter sisteme geçmemizin birinci ayağı ve en önemli ayağı bir anayasa değişikliğini ya da bir anayasa yapmaktır. Biz daha önceden, yani seçimler daha gündemde yokken Millet İttifakı'nı oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi. Ve o komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. İbrahim Kaboğlu bir anayasa hukukçusu. Siz de zaman zaman yazılarınızda değinirsiniz. Sayın Kaboğlu dört partinin ilkeler üzerinde, anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir anlaşma metni hazırlandı. Bu konu esasen... Şimdi birincisini, yani ilk videoyu anladınız. Burada ne diyor? Anayasa değişikliği üzerinde bazı maddeler görüşüldü ve dört parti ortak bir şekilde anlaşmaya varıldı diye söyledi. İstiyorsanız videoyu tekrar geri sardırın, yine bakabilirsiniz. Da biraz ileriye alacağım. İleride o bu ikinci açıklaması, o 2018 ve şu anda 2020'deki açıklamasını size dinlettireyim. Tartışılır, ben de bir çalışması yapıldı. Şöyle ifade edeyim. Bir sefer böyle bir anayasa çalışması yok mu? Kamuoyunda tartışılır, ben de büyük bir hayretle izliyorum. TÜSES'in yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında bir toplantısı oldu. O toplantı Orta Doğu politikalarıyla ilgiliydi. Ben de o toplantıya katıldım. O toplantıya Sayın Karamollaoğlu katıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Davutoğlu da o toplantıda vardı. Orta Doğu'yu konuştuk. Orta Doğu'yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Türkiye'nin ekonomik, politik konularını masaya yatırıyor. İlgili uzman kişileri çağırıyor. Yine TÜSES anayasa konusunda da bir toplantı yaptı. O toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar. Görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada yok efendim, bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi. Anayasa taslağı hazırladı. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi size videoyu normal ekrana da verebilirdim ama şimdi hırsızlık oldu. Emeğe saygı olmasın diye ve daha sonra da videomuza hani telif atıyorlar, kanalımızı kilitlettiriyorlar diye ekrana böyle vermek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi birinci videoda bakın Kemal ne diyor? Birinci ilk izlediğimiz videoda Kılıçdaroğlu diyor ki anayasayı hani biz bir araya gelerek konuştuk. Dört parti, yani dört Millet İttifakı kararlaştırdık. Bir metin oluşturduk diyor. İkinci videosunda da Kemal ne diyor? Böyle bir anayasa çalışması falan yok. Millet nereden uyduruyor diyor. Benim buradan anladığım arkadaşlar, herhalde Kılıçdaroğlu'na Kemal iftira atıyor, yani herhalde böyle bir şey. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun böyle bir şey söylemediği ve Kemal'in ona iftira attığını adam bu millete anlatıyor, yani Türkiye Cumhuriyeti'ne. Bunu yiyen var mı? Var. Kerizden çok ne ala, yani ne yaparsa yapsın önemli değil. Kerizden alasını var. Hatta bakın Deniz Baykal, biliyorsunuz kaset kumpasını izlediniz. O kadar şeye rağmen önce partiden ihraç edilecek edilmeyecek falan filan gibi bir şeyler konuşuldu. Milletvekilliğinden indirildi. Yerine Kılıçdaroğlu geldi. Daha sonra o kaset kumpası gün geçmeden unutuldu, unutturuldu. Tekrar milletvekili olarak karşımıza çıkarıldı ve hala şu anda milletvekili olarak CHP'den maaşını da alıyor. CHP'nin en saygın siyaset adamlarından birisi. Şu anda CHP'nin başında olsa bile, yani partinin genel başkanı olsa bile, yine CHP'liler yine gidecek oyunu atacaklar. Hani diyorlar ya, bidon kafalılar, hani göbeğini kaşıyan adam koyun kafalı falan diyorlar ya. Aa, kim koyun kafalı, kim bidon kafalı görsün. Böyle bir kaset kumpası olmasına rağmen yine de gidip oyunu atıyorlar. Gördünüz, Kılıçdaroğlu'na Kemal iftira atıyor. Kendi kendine, yani
İki tane adam var görüyorsunuz. İki yüzlü bunlar. İki yüzlü. Aynen seçim öncesi biz belediyeden bir Allah'ın kulunu bile atmayacağız deyip şeref, namus, haysiyet sözü verdiler. Seçimleri kazandılar. Herkese kapının önünü gösterdiler. Hepsini kapının önüne koydular. Mesajla herkese attılar. Bir sürü işsiz insan var. Sözü hatırlatılıyor. Namus, şeref sözü verdin ne oldu diyor. Umurlarında mı? Yüz kızarıyor mu? Kösele gibi. İşte bir söylemiş olduğu yalana, iftiraya kendi de inanıyor. Kendi de inanıyor. Milleti de saf ve keriz yerine koyuyor. Eğer safsanız, kerizseniz devam edin arkadaşlar. Yapacak, söyleyecek bir sözümüz yok size. Ama biz yine anlatmaya devam edeceğiz. Ta ki gözünüz açılana kadar. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.